Evet arkadaşlar, et yemekleri olunca tabii ki de mutfağa yine eşimle birlikte girdim. Şimdi bir paket tavuk göğsümüzü aldık ve elinizden geldiği kadar çok ince bir şekilde doğramaya çalışın. Şu şekilde yakından da göstereyim. Bir de tavuğun çok fazla çözülmesine müsaade etmeyin. Hani birazcık daha böyle sert olsun. Bak sesi duyuyorsunuz değil mi? Bakın şöyle yakından bir daha sesi duyuracağım size. Yani çok yumuşak olmaması da gerekiyor. Kesimi daha rahat olması açısından. Duyuyorsunuz sesi. Şekilde ince ince doğramaya devam edeceğiz. Sonra tertemiz yıkarsınız yine. Tost makinesinde yapacağımız için ne kadar ince doğrarsak o kadar daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Özellikle bu diyette olanlar için çok harika bir lezzet olacak. Biliyorsunuz sayfamızda daha önce biz tost makinesinde köfte de paylaşmıştık. O da çok harika bir lezzete ulaşmıştı. İsterseniz dediğim gibi hem o videomuzu da izleyebilirsiniz diyetteyseniz ya da hafif yemekler yemek istiyorsanız ya da bizim gibi mangal tadını almak istiyorsanız hem de bu tavuğu deneyebilirsiniz. Çünkü harika bir lezzet olacak. Evet, tavuklarımız bitti. Şimdi marine yapacağız. Hayatım, nasıl marine yapacaksın? Anlatır mısın yaparken? Öncelikle tavuklarımızı şöyle boş bir kaba alıyoruz. Şöyle hepsini alalım. Ondan sonra bunları zeytinyağlı güzelce şöyle yağlayalım. Bol zeytinyağı kullanabilirsiniz. Böyle. Çünkü yağsız bir et olduğu için ne kadar bol yağ kullanırsanız o kadar iyi olur. Gördüğünüz gibi ben bayağı bol kullandım. Ekstra olarak bunu yoğurtla yapanlar var. Ama ben yoğurt kullanmayacağım şimdilik. Sadece şöyle kekik. Bol miktarda kekik. Tuz. Ve kırmızı toz biber. Sadece baharatlarımız bunlar olacak. Tabii siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle kırmızı toz biberimiz de birazcık renk versin diye bol döktüm. Görüyorsunuz. Şimdi bunları güzelce harmanlayacağız. Şöyle karıştıracağız. Ve bunu buzdolabında yaklaşık üstünü kapatıp 1 saat bekletelim. Ondan sonra pişirmeye hazır olacaktır. Evet, marinamız hazır. Şimdi hemen üstünü kapatıp buzdolabına kaldırıp 1 saat dinlendireceğiz. Eğer vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, dolaptan çıkarmadan 15 dakika önceden tost makinemizi çalıştırdık. Bu esnada daha sıcak olabilmesi açısından şöyle tutamıyorsunuz elini, sıcaklık vuruyor. O şekilde test edebilirsiniz. Şimdi yavaşça sesi duyuyorsunuz değil mi? Yavaşça dizmeye başlayalım. Tam diyet usulü ya. Hani gerçekten bunu söylüyorum. Harika bir lezzet oluyor. İsterseniz tost makinesinizi açık kullanabilirsiniz ama biz kapatacağız. Daha güzel oluyor o şekilde. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Evet, bir 5 dakikanın sonunda bir kontrol yapalım. Of. Of, başka bir şey demiyorum. Görüntüye bak ya. Dikkat ederseniz tost makinesinin izleri çıkınca daha da bir lezzetli gözüküyor. İştah kabartıcı duruyor. Şimdi hemen bir ters düz yapalım. Yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Alt daha sıcak oluyor ister istemez. Şimdi tekrardan basalım. Evet, bir bakalım. Harika, nar gibi kızarmış resmen.
Şöyle nar gibi kızarmasını istiyorsunuz. Bir iki dakika daha hemen kapağı kapatıp bekletebilirsiniz dilerseniz. Evet. Artık servis tabağımızı alabiliriz. Şöyle yakından göstermek istiyorum ben size. Harika. Hemen ikinci partimize geçiyoruz. Sonuncular. Evet, bir kontrol edelim. Nar gibi kızarmış üstü, harika. Şu ayrıntıya dikkat ediyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Toz makinesinin izi çıkınca daha böyle iştah kabartısı duruyor. Bu arada tavuk göğsü normalde yağsızdır biliyorsunuz. Hani çok böyle katı olur derler. Ama biz güzelce marine ettiğimiz için bakın yağları da oldukça akıyor. Dediğimiz gibi eğer size bol zeytinyağlı ve kekikli yaparsanız harika bir görünüm olacak. Yani kuru bir tat olmayacak. Şimdi tekrar kapatacağız. Evet, bakalım. Tamamen istediğimiz kıvama geldi. Hemen sunum tahtamızı alalım. Bu arada bunun yanına isterseniz patates kızartabilirsiniz. İsterseniz salata yapabilirsiniz. İsterseniz cacık yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Biz bunun yanına direkt domatesli biber yine közleme tadı vermesi için koyacağız. Şekeri de yakından göstermek istiyorum size. Bakın. Harika. Şimdi sırada domateslerimiz var. Evet, şimdi domateslerimizi tuzlamadım. Şu şekeri de hemen ikiye böldüm sadece. Salkım domates kullandım. Bu arada biberlerinizi koymadan önce muhakkak bıçakla 2-3 defa delin. Öyle daha rahat kızaracaktır. Yoksa patlama ihtimali daha yüksek oluyor öyle. Hoş olmaz yani. Evet. Şimdi kapağımızı tekrardan kapatalım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi yavaştan artık tabağımıza çıkarmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tost makinesindeki tavuk göğüslerimiz hazır. Şu şekilde göstermek istiyorum. Sunumu kendinize göre yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara tekrardan diyorum afiyet olsun. Mutlaka deneyin.